Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 20 Aralık 2015 Pazar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye pazar gününü terör operasyonlarıyla geçirdi. Güneydoğu'daki olayları İstanbul'a taşımak isteyen PKK'lılar dün akşam Küçükçekmece Kanarya'da bir genci öldürdü. Büyük operasyonun sürdüğü Şırnak'taysa köşeye sıkışan teröristler kaçmaya başladı. PKK'nın sözde Cizre sorumlusu bölgeden kaçtı. Kaçmak isteyen 40 terörist de örgüt içinde infaz edildi. 87 teröristin öldürüldüğü Cizre'den bir de üzücü haber geldi. PKK'lıların kanatsız saldırısında yaralanan jandarma uzman çavuş Erdoğan Kaya şehit oldu. İstanbul'da bugün bir de sarı eylem vardı. Taksiciler trafik sigortalarına yapılan zammı Kadıköy'de protesto etti. Öte yandan Vatan Partisi heyetinin Şam temasları bugün de devam etti. Ana haber bültenimize terör operasyonlarıyla başlıyoruz. Büyük operasyonun devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'da firarlar başladı. PKK'nın Agit Kod adlı ilçe sorumlusu bölgeden kaçtı. İlçeden kaçmak isteyen 40 PKK'lının da örgüt içinde infaz edildiği ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polisin ortak yürüttüğü operasyonda toplam 87 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta büyük operasyon sürüyor. Köşeye sıkışan PKK'lılar kaçmaya başladı. Neler doldur boşalt. 14 Aralık Pazartesi günü saat 23'te Cizre ve Silopi'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürdü. Cizre'de saat 9.30 sıralarında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada keskin nişancı tüfeği kanasla ağır yaralanan jandarma uzman çavuş Erdoğan Kaya kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit haberi Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Ailesi ve yakınları evlerine Türk bayrağı astı. 10 bin güvenlik kuvvetinin katıldığı operasyonlarda örgüt ağır darbe aldı. İlçenin hakim tepelerine konuşlandırılan tanklar belirlenen hedeflere top atışları yaptı. Sabah saatlerinde yaklaşık 30 zırhlı araçtan oluşan konvoy Yafes mahallesine girdi. Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen uçak ve helikopterlerle askeri sevkiyat devam etti. Çatışmaların yoğunlaştığı Cudi ve Başak mahallelerinde birçok elektrik direği yıkıldı, trafolar patladı. Toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi. Asker, jandarma ve polisin ortak yürüttüğü operasyonda iyice köşeye sıkışan PKK'lılar ilçeden kaçmaya başladı. Evlere giren güvenlik kuvvetleri bu evlerde çok sayıda terk edilmiş silah buldu. PKK'nın Agit Kod adlı ilçe sorumlusu da Cizre bölgesinden kaçtı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre kaçmak isteyen 40 PKK'lı örgüt içinde infaz edildi. Burada abi. Silopi ilçesinde ise 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 20 barikat kaldırıldı, tuzaklanan 6 patlayıcı imha edildi. Ayrıca halktan destek bulamayan PKK, evinin mevzi yapılmasına izin vermediği için 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt'u katletti. Bozkurt'un Cudi mahallesindeki evine giden bir grup PKK'lı evin kendilerine verilmesini istedi. Evini vermek istemeyen Bozkurt direnince PKK'lılar tarafından tarandı. PKK'lılar Yafes mahallesinde PTT'ye ait iki kargo aracına da saldırmış, olayda 42 yaşındaki Yılmaz Erz hayatını kaybetmişti. İdil ilçesinde ise PKK'lıların hücre evinde sabah 10.30 sıralarında patlama oldu. Patlamanın el yapımı bombanın yapımı sırasında meydana geldiği öğrenildi. Evde PKK tarafından bomba ve mayın eğitimi verildiği iddia edildi. Olayda 3 PKK'lı öldü. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonlar bugün de sürdü. Asker ve polisin ortak yürüttüğü operasyonlarda öldürülen PKK'lıların sayısı 39'a ulaştı. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Diyarbakır Sur ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Asker ve polisin ortak yürüttüğü operasyonda dün 6 PKK'lı daha öldürüldü. 3 PKK'lı sağ olarak ele geçirildi. Yasak boyunca öldürülen teröristlerin sayısı 39'a ulaştı. Güvenlik güçleri hendeklerin kapatılması için çalışmalarını sürdürdü. 22 hendek kapatılırken 20 bomba tuzağı da imha edildi. Operasyonlar sürerken güvenlik güçleriyle teröristler arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. Helikopterler de operasyonlara havadan destek veriyor.
bazı mahallelere düzenlenen operasyonlarda binalara yerleştirilen keskin nişancılar teröristlere göz açtırmadı. Fatihpaşa Mahallesi Ketenci Sokağı'ndaysa teröristlerin infilak ettirdiği patlayıcı nedeniyle 3 katlı bir bina çöktü. Binanın boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Sivillerin zarar görmemesi için operasyonların titizlikle yürütüldüğü ilçeye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. PKK terörü nedeniyle ilçe halkının mağduriyeti de sürüyor. En çok zoruma giden evimi, her şeyimi bırakıp geldim. Tehdit ve baskıyla evlerinden eşya alamadan ayrılan vatandaşlar başka semtlerde kiraladıkları evlere yerleşti. Evimiz, her şeyimiz yerinde kalıp geldik. Hepsini yıkmışlar, yakmışlar. Hasırlı mahallesindeki evinden ayrılmak zorunda kalan AG yaşananlara tepkili. Yani bırakmadılar, eşyalarımızı çıkaralım. Böyle evleri hepsini aslında anahtarları aldılar bizden. Mecbur kaldık, buralara kastık yani, ne yapalım. Diyarbakır'da PKK operasyonunda şehit olan uzman jandarma çavuş Yaşar Yeniören son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da Türk bayraklarıyla karşılanan şehidin naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı. PKK operasyonlarında şehit olan uzman jandarma çavuş Yaşar Yeniören memleketinde toprağa verildi. Uzman jandarma çavuş Yaşar Yeniören, Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahla vurularak şehit olmuştu. Yeniören için ilk tören Diyarbakır Askeri Hastanesi bahçesinde düzenlendi. Buradaki törene şehidin ailesi, Diyarbakır valisi, silah arkadaşları ve Cumhuriyet Başsavcısı katıldı. Törenden sonra memleketi İstanbul'a uğurlanan şehidin naaşı Maltepe'de Türk bayraklarıyla karşılandı. Pendik Dumankaya Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınları, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra top arabasıyla Maltepe'deki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tüm aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili seyirciler, İstanbul Kanarya'da dün akşam ortalığı savaş alanına çeviren PKK'lılar bir vatandaşı katletti. Kahraman Kömürcü adlı genç, aracının önünü kesen PKK'lılar tarafından öldürüldü. Talihsiz gencin 6 yıl önce PKK'lıların İETT otobüsüne molotoflu saldırısında öldürülen Serap Eser'in akrabası olduğu ortaya çıktı. Güneydoğu'da hendeklerle halkın yaşamını güçleştiren PKK, İstanbul Küçükçekmece'de bir can daha aldı. Olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde PKK'ya bağlı YDGH üyesi bir grup yasa dışı gösteri düzenledi. Eylemde ortalık savaş alanına döndü. Yola barikat kurup sokağa ateşe veren grup, bölücü terör örgütü lehine slogan attı. Bu sırada olayın yaşandığı Şahin Caddesi'nden otomobiliyle geçen 22 yaşındaki Kahraman Kömürcü, tabanca ile açılan ateş sonucu vuruldu. Yaralanan Kömürcü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç takla attı. Kahraman Kömürcü yaşamını yitirirken, araçta bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Kanarya Şahin Caddesi'ne giriyor. Şahin Caddesi'ne girdiğinde de orada gösteri yapıyorlar. Çocuğu durduruyorlar, aracı kullanan da çocuk. Çocuğu durduruyorlar, o da durmak istemeyince. Ondan sonra kafasına sıkıyorlar, av tüfeği tarzında bir silahla, kolunu kaldırıyor. Önce koluntunun altından, sonra da kafasına isabet eden kurşundan. Çocuk orada ölüyor. Öldükten sonra da araba, yani vurma esnasında herhalde gaza mı basıyor, ne oluyorsa, kaldırıma çarptıktan sonra da araç takla atıyor. İçeride başka insanlar da var, onlarda da hafif yaralılar. 2009 yılında Küçükçekmece'de özel halk otobüsüne molotof kokteyli atılması sonucu çıkan yangında lise öğrencisi Serap Eser yaşamını yitirmişti. Kahraman Kömürcü'nün de Serap Eser'le uzaktan akraba olduğu ortaya çıktı. O Serap'ın ailesi, o çocukların hepsi elimizde büyüdüler yani. Gariban, tertemiz insanlar ya. İnanın o çocukların hepsi tertemiz insanlar ya. Ya hiçbir şekilde, hiçbir şeyle kimseye en ufak bir zararları olmayan insanlarız biz. Bizim işimiz olmaz ya.
Ya biz bu yani suç iyi olmak mı yani? Olay yerinde inceleme başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Katil zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kanarya halkına da geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. HDP'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları protesto eylemlerine dönüşmek istedi. Buna izin verilmedi. Uyarı üzerine dağılmayan gruplara müdahale edildi. Eylemciler polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. İstanbul Ok Meydanı'nda 2 otobüs ve 1 market ateşe verildi. Iğdır'da ise PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. PKK terör örgütüne yönelik operasyonları protesto ve Abdullah Öcalan'a özgürlük eylemlerine izin verilmedi. İstanbul ve Van'da polisin uyarılarına karşın dağılmayan gruplara müdahale edildi. İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki HDP ve DBP yürüyüşü polis müdahalesiyle dağıtıldı. İstanbul'daki çatışmalar HDP il binasının bulunduğu Tarlabaşı bölgesine sıçradı. Ok Meydanı'nda da korsan gösteri yapan eylemciler molotof kokteylleriyle 2 otobüsle 1 markete ateşe verdi. Alevlere ilk müdahale Tomay'la yapılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangınları söndürdü. İstiklal Caddesi çevresindeki polis müdahalesi sırasında 22 kişiyle Şişli'de toplanarak slogan atan 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişiden 12'si kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Van 5 yol meydanında da Öcalan posterleri açılınca benzer manzaralar yaşandı. Abdullah Öcalan lehine yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmedi. Mardin Kızıltepe'de Özgürlük Meydanı'nda Belediye Başkanı İsmail Asi'nin katılımıyla toplanan KESK, DİSK, HDP ve DBP üyelerinin operasyonları protesto eyleminde de müdahale yaşandı. Eylemciler polise havai fişek ve taşlarla saldırdı. Gruplar dağılırken ara sokaklarda düşük yoğunluklu çatışmalar yaşandı. Adıyaman, Adana, Antalya ve Şanlıurfa'da da yapılmak istenen yürüyüşlere izin verilmedi. Eylemlere katılımın düşük olması dikkat çekti. Iğdır'da ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3 ilçede çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Gündeminde PKK'nın hendek siyaseti vardı. Hendekleri başlarında parçalamaya kararlıyız diyen Davutoğlu, HDP milletvekillerine meclis çatısı altında gerekli dersi vereceklerini söyledi. AK Parti bugün bu salonda hocasını selamlıyor. Vekil görüntüsündeki bu terör destekçileri de mutlaka hak ettikleri cevabı alacaklar. Başbakan Ahmet Davutoğlu, PKK'nın Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerde hendek ve barikatlarla sürdürdüğü teröre karşı mesajlar verdi. Davutoğlu, terör örgütünün halka yönelik şiddetine dikkat çekti. 14 Aralık günü Cizre'de terör örgütünün baskısından kaçan bir ailenin aracına teröristler ateş açıyor. Bugün sabah da kardeşimiz, yiğit bir kardeşimizin, Tırnak Kadın Kolları kardeşimiz, Hatice Hanım'ın arabasına ateş açtılar. Partisinin Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, hendek siyasetinin yenilgiye uğrayacağını belirtti. Bu hendekler kazanların hendeklerini, kendi tuzaklarını başlarında parçalamaya kararlıyız. Davutoğlu'nun hedefinde HDP milletvekilleri de vardı. Ben HDP yöneticileri çıkıp terör örgütünün bu açtıkları hendekleri meşrulaştırma derdine düşmüşler. Terör destekçisi bu HDP milletvekillerine de gerekli dersi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında vereceğiz. Hürriyet gazetesine yapılan saldırıyla adı gündeme gelen ve geçen hafta Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına atanan Abdurrahim Boynukalın, Gençlik Kolları Başkanlığı görevini kongre ile devretti. Davutoğlu Boynukalın'a bir hediye verdi. CHP'den bir kez daha PKK'ya yönelik temizlik operasyonuna karşı açıklama geldi.
Şanlıurfa'da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, askerin şehirlerde PKK ile mücadelesini darbe dönemlerine benzetti. Polis ve Mehmetçiğin el ele vererek Güneydoğu'daki hendek terörüne karşı kapsamlı bir mücadele yürütmesine CHP'den itiraz geldi. Ama cenazelerimizin yerde kaldığı, dışarı çıkamadığımız çok ağır koşullardan geçiyoruz. Kaymakamlar, valiler yasalarda kendilerine verilmeyen yetkilerle bir kenti, 100 bin nüfusu, 150 bin nüfusu tutukluyor ve hapsediyor. CHP'nin Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, temizlik operasyonu gibi ifadelerin darbe dönemlerinde kullanıldığını söyledi. Şimdi yeniden darbecilerin dilini kullanıyorlar. Temizleyeceğiz, süpüreceğiz, yok edeceğiz. Yani derin devleti temizlemek için geldiler fakat kendi derin devletlerini maalesef kendileri kurdular. Tanrıkulu'nun tanklarla PKK'nın hendeklerini denk tutması dikkat çekti. Hendekle, barikatla da Türkiye'nin Kürt meselesi çözülmez. Ama tankla, topla, 10 bin askerle de çözülmez. Evet, CHP cephesindeki gelişmeler bu şekildeydi. Peki Vatan Partisi'nde neler yaşanıyor? Şimdi gelin buna bir göz atalım. Sevgili seyirciler, bölge ülkeleriyle işbirliğini sağlamak ve bozulan ilişkileri onarmak için atağa geçen Vatan Partisi heyeti Suriye'nin başkenti Şam'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat ve Enformasyon Bakanı Umran Zoubi ile görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerden bölgesel konulara çok sayıda hassas konu derinlemesine ele alındı. Görüşmelerde Türkiye-Suriye arasındaki sorunların geçici olduğu, iki ülkenin gelecekte de ortak olduğu vurgulandı. Bölgesel krizi aşmak için gözler Türkiye ve Suriye'ye çevrilmişken Vatan Partisi dostluk için atağa geçti. Vatan Partisi heyeti Suriye'nin başkenti Şam'da iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Başkanlığını emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'in yaptığı heyette emekli Hava Tümgeneral Beyazıt Karataş, emekli Amiral Soner Polat ve Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner yer aldı. Heyet önce Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'la görüştü. 1 saat 45 dakika süren görüşme sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Miktat, hükümetin demokratik hapishanelerinden çıkan vatanseverler olarak sizleri ağırlamaktan şeref duyuyoruz dedi. Heyet Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türk halkının dostluk mesajını iletmek için Suriye'de olduklarını söyledi. Bölgedeki bölünme senaryolarına dikkat çeken Pekin, PKK-PYD'nin Amerika'nın ve İsrail'in taşeron örgütü olduğunu vurguladı. Pekin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve laik yapısının Türkiye için güvence olduğunu belirtti. Faysal Miktat, Türkiye ve Suriye'deki bölücü hareketlerin AKP iktidarı sayesinde varlık alanı bulduğunu ifade etti, Suriye devletinin de aynı konudan rahatsız olduğunu vurguladı. İki halkın dostluğuna vurgu yapan Miktat, Türk halkıyla olan ilişkileri ve köprüleri onarmaya devam edeceğiz dedi. Heyet dışişlerinin ardından Enformasyon Bakanı Umran Zoubi ile görüştü. Bölgedeki tablodan sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorumlu olmadığını belirtti. Suudi ve Katar krallıklarının yıkıcı rolüne işaret etti. Zoubi, bu devletlerin Türkiye'yi de parçalayacak projelerde yer aldığını belirtti. Suriye'nin kuzeyinde ayrı devlet kurma planlarını değerlendiren Bakan Zoubi, Türkiye Kürtleri Türk, Suriye Kürtleri Suriye, Irak Kürtleri de Irak vatandaşıdır dedi. Ayrı bir devlet olmaz diyen Zoubi, Suriye'de Suriye bayrağından başka hiçbir bayrağa müsaade etmeyeceklerini belirtti. Vatan Partisi Heyeti Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Türkiye, İran, Suriye, Irak ve Lübnan'ın ortak çalışması gerektiğini vurguladı. Vatan Partisi heyetinin ziyaret ettiği Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, Viyana süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye kararını değerlendirdi. Miktat, Suriye'nin gündeminde vatanın birliği hükümeti olduğunu söyledi. Vatan Partisi ziyaretinde uluslararası alandaki Suriye eksenli gelişmeleri değerlendiren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, Suriye'nin yol haritasını anlattı. Suriye'nin gündeminde vatanın birliği hükümeti olduğunu belirten Miktat, anayasa değişikliği dahil ülkeyi ilgilendiren temel konularda bu hükümetin tam yetkili olacağını söyledi.
Anayasa sürecinde son sözün Suriye halkında olduğunu belirten Mikdat, hazırlanacak yeni anayasanın referanduma sunulacağını ifade etti. Mikdat bu aşamadan sonra seçimlerin gündeme geleceğini ve takvimin bu şekilde ilerleyeceğini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı laiklik vurgusu yaptı. Biz 5 senedir bütünlüğümüz, devletimizin laik niteliği için savaştık dedi. Türkiye'nin bölgedeki konumuna değinen Mikdat, Amerika ile hareket eden piyon devlet olur ifadesini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin Irak Başıkaya asker gönderdikten sonra ortaya çıkan çekilme sürecini ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret olarak değerlendirdi. Bu arada sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyi de paylaşalım. İstanbul'un farklı ilçelerinde terör örgütü yandaşlarının eylemleri devam ediyor. Dün gece hatırlayacaksınız, bir genç silahla vurularak öldürülmüştü PKK tarafından Kanarya Mahallesi'nde. Bölgede olayların tekrar şiddetlendiği gelen bilgiler arasında. Amerikan Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Obama görüşmede Irak krizinin yatıştırılması için Türk askerinin Başika'dan çekilmesini istedi. Önceliği Irak Başbakanı İbadi'yi rahatlatmayı verdiklerini belirten Obama, mesele Irak'ta bir onur meselesi haline geldi dedi. Bizim bıraktığımız yere IŞİD yerleşir kaygısını ileten Erdoğan ise çekilmeyi kabul etti. Amerika Başkanı Obama, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Musul krizi konusunda Türkiye'nin adım atmasını istedi. İki lider arasındaki görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Washington'dan telefon geldiği sırada Erdoğan Milli Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık ediyordu. Telefonun karşısındaki Amerika Başkanı Obama, Ankara ile Bağdat arasındaki tansiyonun düşürülmesini istedi. Obama'nın Erdoğan'a konu Irak'ta bir ulusal onur meselesine dönüştü. İbadiyi rahatlatmak gerek dediği ifade edildi. Türk askerinin Başika kampından çekilmesini isteyen Obama, Erdoğan'a İbadi ikna edildikten sonra Türk askeri Başika'ya döner teklifinde bulundu. Erdoğan ise Türk askerinin Bağdat'ın talebi üzerine bölgeye yerleştiğini söyledi. 2400 Kürt peşmerge ve Sünni araba eğittik diyen Erdoğan çekilmeyi kabul etti. Ancak bundan sonra IŞİD'in bölgeye hakim olacağı endişesini iletti. Obama'nın bu sözlere yanıtı, IŞİD'e karşı mücadelenizi önemsiyoruz. Ancak İbadi içerideki baskıya karşı biraz rahatlasın, Iraklıları ikna edelim oldu. Cumhurbaşkanlığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada iki liderin konuşulan konular üzerinde mutabık kaldıkları belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Iraklı krize neden olan Başika kampındaki Türk askerlerinin çekilmeye devam edeceğini açıkladı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Obama ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra yapıldı. Anka Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahit Armağan Dile'ye göre yaşanan bu durum, PKK ile mücadelede İran kuzeyine konuşlandırılan Türk askerlerinin geri çekilmesini de gündeme getirebilir. Dışişleri Bakanlığı, Başika'da bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesinin devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Amerika Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye-Irak tarafının hassasiyetini dikkate alarak Musul'daki Türk Koruma Kuvvetleri'nin intikaline devam edecek denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Başika'ya asker sevkiyatı sırasında Irak hükümetinin bilgilendirilmesi konusunda iletişim kopukluğu olduğu ifade edildi. Açıklamanın Obama ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinden sonra yapılması dikkat çekti. Anka Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cahit Armağan Dilek, askerlerin geri çekilmesinin bir başka tehlikeye yol açtığını belirtti. Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin döneminde yapılan bir anlaşmayı hatırlatan Dilek, bu anlaşma sayesinde PKK'ya karşı Irak'ın Bamerni vilayetine konuşlandırılan askerlerin durumunun da tartışmaya açılabileceğini söyledi. Şu anda Türkiye'nin PKK ile mücadele kapsamında 90'lı yılların ortasından bu yana Irak'ın kuzeyinde bulundurduğu kuvvetleri de çekmesine yol açması, yani pirinç toplamaya giderken evdeki bulgurdan da olmaması söz konusu olabilecektir. Benim kaygım budur. Dilek, Türkiye'nin Irak ve Suriye'den dışlanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Hiçbir yerel güç, küresel güç, bölgesel güç Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de bulunmasını istemiyorlar. Türkiye'nin Irak'tan ve Suriye'den dışlanması kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bu yeni haritalar, yeni dengeler belirlenirken tabii ki Türkiye'nin konuya müdahil olması için orada kullanabileceği bazı manevralar olması gerekiyordu. Bu da bunlardan bir tanesi de orada bir güç bulundurmaktır.
diğer... Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra İsrail'le kurduğu temasın nedeni ve sonuçları tartışma konusu oldu. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, diplomatik yalnızlığa sürüklenen Türkiye'nin İsrail'le görüşmelere başlamak zorunda kaldığını söyledi. Öğmen, Türkiye'nin normalleşme için Gazze ablukası kalkmalı şartını koştu ancak ablukanın hala sürdüğünü de hatırlattı. Mutabakata varıldı mı varılmadı mı, bizimkiler henüz varılamadı diyor, İsrailler varıldı diyor. Bunun açıklığa kavuşması lazım. Emekli Büyükelçi Onur Öğmen, 5 yıl aradan sonra başlayan Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmelere ilişkin ulusal kanala konuştu. Türkiye'nin sunduğu şartlardan bir tanesi özür dilenmesi. O bir ölçüde zannediyorum oldu, Netanyahu tarafından bir özür dilendi. İkincisi tazminat verilmesi. Bunun üzerinde anlaşıldı veya anlaşılmakta olduğu görülüyor. Üçüncüsü de Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması. Öğmen'e göre Türkiye'nin İsrail'le görüşmelere başlamasının nedeni diplomatik yalnızlığa sürüklenmesi. Ama şurası muhakkak ki şu anda Türkiye'de öyle anlaşılıyor ki bir diplomatik yalnızlığa sürüklenmiştir. Öğmen, Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesi için Gazze ablukası kalkmalı şartını koştuğunu ancak ablukanın kalkmadığını söyledi. Gazze'de yaşayanlar tamamen bir böyle konsantrasyon kampında yaşar gibi adeta. Hiçbir limanı yok, dünyayla doğrudan bağlantısı yok, havaalanı yok falan. İnsanlar bu şekilde bir esaret adasında yaşıyorlar. Bunları mutlaka kaldırılması lazım. Uluslararası toplumun bu konudaki çabaları şu ana kadar sonuç vermedi. Şimdi bu defa İsrail'le yapılan müzakereler bunu sağlar mı sağlamaz mı, bunu göreceğiz. CHP'de tartışmalara neden olan İzmir İl Başkanlığı için İl Kongresi bugün yapıldı. Alaaddin Yüksel ve Nevzat Kavalar'ın aday olduğu kongrede seçimin çarşaf liste şeklinde yapılması kararlaştırıldı. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadı. CHP İzmir İl Kongresi yapıldı. Alaaddin Yüksel ve Nevzat Kavalar il başkanlığına aday oldu. İl örgütü, ilçe başkanları ve belediye başkanları arasında tartışmalara neden olan kongrede divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yaptı. İl kongresinde seçime çarşaf listeyle gidilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'yi bu karanlık tablodan çıkarmanın yolunu açacağız. Adaylardan Alaaddin Yüksel salona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte girdi ve delegeyi birlikte selamladı. Diğer aday Kavalar için de işte örgüt işte başkan sloganları atıldı. Kavaların selamlaması sırasında ilçe belediye başkanları yerlerinden kalkmadı. Milletvekilleri ise alkışlayarak ve Kavalara sarılarak destek verdi. CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Özkan'ın, sana soruyorum, hangi ön seçimden çıktın geldin, nasıl olur da genel merkezin iradesini ayaklar altına alırsınız sözleri, tansiyonu bir anda yükseltti. Tuncay Özkan'ın bu sözleri üzerine bir grup kürsüye yürümek istedi. CHP Genel Başkanlığı'na aday olan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da salonda partililere seslendi. Bugün adeta tek savaş suçlusu Eren Erdem gibi gösterilmek isteniyor. Buna susacak mısınız? Çoğunluğu Türkiye Gençlik Birliği yöneticisi olmak üzere aralarında Vatan Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 101 kişinin 4 yıl boyunca yasa dışı dinlendiği ortaya çıktı. 3 farklı ilde 12 soruşturma dosyası üzerinden yapılan işlemler tek dosyada birleştirildi. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı Eşref Durmuş, kumpas izlerini tespit etti. Dosya 5. yılında takipsizlik kararıyla kapandı. F tipi örgütün Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticilerini torba soruşturma dosyaları üzerinden dinlediği belirlendi. Dosya kapsamında Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi muhabirlerinin de yer aldığı 101 kişi 4 yıl boyunca yasa dışı dinlendi. Kumpaslar için havuz olarak kullanılan dosyalar, özel görevli mahkemelerin kaldırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Eşref Durmuş'un görevlendirilmesiyle ortaya çıktı. İncelemenin ardından dosyada takipsizlik kararı verildi.
25 klasörden oluşan dosya 12 farklı soruşturma numarası üzerinde 20'nin üzerinde birleştirme ve ayırma kararıyla 3 il dolaştı. Cumhuriyet Savcısı Durmuş takipsizlik kararında kumpas izlerine işaret etti. Soruşturmanın uzun bir safahat geçirdiği, soruşturma numarasının sürekli değiştiği, soruşturmanın esasını teşkil eden ihbar, şikayet veya araştırma tutanağı şeklinde bir belgenin olmadığı, mevcut dosyanın hedef kişilere yönelik torba dosya işlevi gördüğü anlaşıldı. Türkiye Gençlik Birliği Kurucu Genel Başkanı Adnan Türkkan ve dönemin Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Tunç Akkoç, Ergenekon davasında yargılanmalarına karşın haklarında Ergenekon üyeliği iddiasıyla ikinci bir soruşturma açılmasıyla dikkat çekti. FTP polisler 2012 yılında 19 Mayıs, 29 Ekim, 10 Kasım ve 5 Ağustos Silivri etkinliklerinde yüz binlerce yurttaşı buluşturan eylemleri de mercek altına aldı. ADD Genel Başkanı Tansel Çöllaşan, dönemin TGB Genel Başkanı İlker Yücel ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Kuruca da şüpheliler arasında yer aldı. Türkiye Gençlik Birliği'nin Diyarbakır Bismil'de Aslanoğlu Köyü'ne Cumhuriyet Okulu'nu inşa etmesi terör faaliyeti kapsamında değerlendirildi. Çalışmanın sorumluları Ergenekon üyeliği iddiasıyla şüpheli yapıldı. İddiaların 30 Ekim 2009'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alınan 1100 sayfalık bir gizli tanık ifadesine dayandığı öğrenildi. FTP polisler 101 kişiyi telefon dinlemeleri ve e-posta takibinin yanı sıra teknik ve fiziki izlemeyi aldı. Takiplere dayanak oluşturan yazışmalarda tutuklu FTP polis şefleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin imzaları yer aldı. Balyoz kumpası nedeniyle bir mağdur daha tazminata hak kazandı. 3,5 yıl cezaevinde kalan Albay Murat Kelleli'ye 1 milyon 55 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi. Balyoz davasında 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kalan Albay Yusuf Kelleli 1 milyon 55 bin lira tazminata hak kazandı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, balyoz kumpasıyla 3 yıl 5 ay 15 gün cezaevinde tutulan Albay Kelleli'ye 225 bin lira maddi, 830 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Kararda tutuklamanın haksızlığı, tutuklama şekli ve süresiyle Albay Kelleli'nin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alındı. Albay Murat Kelleli'nin balyoz iddianamesinde Fatih Camisi'ni bombalamayı planlayan ekibin içinde yer aldığı öne sürülmüştü. Mahkeme, 45 gün tutuklu kalan Assubay İmdat Solağa 24 bin lira tazminat ödenmesini kararına emsal gösterdi. 13 yıl sonra yeniden açılan Necip Hablemitoğlu suikastinde savcı olay günü Amerikan Büyükelçiliği etrafındaki şüpheli bulunan bazı kişileri ve araçları inceleyecek. Bölgede görevli polislerin ifadelerinden yola çıkan savcı, şüphelilerle ilgili her türlü bulguyu mercek altına aldı. Ulusal Kanal, 13 yıl sonra raftan indirilen Necip Hablemitoğlu suikasti dosyasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Eğer buradaki araştırma, buradaki soruşturma sahici ve samimi olursa aile olarak buradaki bütün sürece güç vereceğimizi ifade ettik savcılığa. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen, suikastin işlendiği 18 Aralık 2002 tarihinde ve öncesinde Amerika Büyükelçiliği etrafındaki şüpheli olayları incelemeye aldı. Büyükelçilik etrafında görevli polisler bazı şüpheli kişilerden söz ediyordu. Ancak soruşturma boyunca bu şüphelilerin üzerine gidilmemişti. Olay tarihinde Amerikan Büyükelçiliği çevresinde görev yapan emniyet görevlilerinin şüphelendikleri kişiler hakkında incelemeler yapılması. Savcılık ayrıca olay günü görevli olmadığı halde Çankaya bölgesinde telefonundan sinyal alınan polislerin telefon kayıtlarını da inceleyecek. Yani Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü tarihte olay yerindeki görüşme kayıtları, telefon kayıtları, olay tarihinde Çankaya bölgesinde görevli olmamasına rağmen o bölgede telefondan sinyal alınan emniyet görevlilerinin görüşme kayıtları, mermi çekirdeğinin tekrar kriminal araştırmaya tabi tutulması gibi bütün veriler başsavcı vekili tarafından doğrudan Hablemitoğlu suikast soruşturması çerçevesinde yeniden ele alınıyor. Başsavcı vekili İşçimen'in suikast gününden bir hafta önceye kadar Ankara'da konaklayan yabancı uyruklu kişilerin yurda giriş çıkış bilgilerini de incelediği öğrenildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın'a göre sürecin sonunda iki ihtimal var. Bu delillendirme bizi ya Hablemitoğlu'nun failinin gerçekten ortaya çıkarılmasını ya da eğer Hablemitoğlu'nun faili ortaya çıkarılamamışsa
çıkarılamaz ise, bunu delillendiremesek isek 13 yıl boyunca Hablemitoğlu suikastinin ortaya çıkarılmamasına neden olan gücün ne olduğunu ortaya koyacak gibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için İstanbul Beyoğlu'nda basın açıklaması yaptı. Cezaevinde 34 gazetecinin bulunduğunu söyleyen sendika başkanı Uğur Güç, iktidarın gazeteciliği yok etmek istediğini belirtti. AKP 50'li ve yalancı! İstanbul Beyoğlu'nda toplanan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri tutuklu gazetecilere özgürlük istedi. Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasına Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül de katıldı. Erdem Gül ve Can Dündar basın özgürlüğü deyince basın özgürlüğünü halkın haber alma hakkından yana kullandıkları için özgürlüklerinden oldular. Mesele sadece içeridekilerin özgürlüğü değil, mesele biraz da dışarıdakiler için hakkaniyet, haysiyet, hakikat meselesidir. Yani bu meseleye ne kadar sahip çıkarsanız bu toplumda huzur içinde, demokrasi içinde yaşama şansımız olur. Eyleme CHP milletvekilleri de destek verdi. Gerçeklerden korkan AKP iktidarı gerçekleri dile getirenleri bir bir hapislere tıkarak gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor. Cezaevinde 34 gazetecinin bulunduğunu söyleyen Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, iktidarın gazeteciliği yok etmek istediğini söyledi. Bugün iktidar gazeteciliği yok etmek istiyor. Mesleğimizi tamamen ortadan kaldırmak istiyorlar. Devşirdikleri bir kısım medya gibi olsun, sadece AKP bültenleri yayınlansın istiyorlar. Öte yandan Yunanistan eski başbakanı, Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreou, MİT tırları soruşturması kapsamında tutuklanan Can Dündar ve Erdem Gül'e destek olmak için Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret etti. Bodrum ve Çanakkale'de can pazarı yaşandı. Göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için bindikleri botlar denizin ortasında batma tehlikesi geçirdi. 76 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Bodrum'da yaşanan panik anları kameralar tarafından an be an kaydedildi. Boğulma durumunda olan bir kaçak var denizde. Bodrum'dan Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin umut yolculuklarında yaşadıkları can pazarı kameralara yansıdı. Muhtemelen botları bozulan kaçaklar geri gelmeye çalışıyorlar. Şu anda gidemediler. Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmek için sabah saat 5'te denize açılan Suriye ve Irak uyruklu 25 göçmenin içinde bulunduğu 4 metrelik lastik botun motoru arızalandı. Kürek çekerek ilerlemeye çalışan göçmenler botun patlamasıyla can pazarının ortasında kaldı. Su almaya başlayan bottan bazı göçmenler denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen bir numaralı sahil güvenlik botu göçmenleri Bodrum Limanı'na taşıdı. Battaniye ve yiyecek dağıtılan göçmenler Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Benzer bir olay da Çanakkale'de yaşandı. Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan, içinde 51 göçmenin bulunduğu şişme botun motoru arıza yaptı. 2 mil açıkta mahsur kalan göçmenler, uzun dalgalar nedeniyle batmak üzereyken telefonla yardım istedi. Kısa sürede olay yerine varan sahil güvenlik botu, İran, Afganistan, Burma ve Tibet uyruklulardan oluşan 51 göçmeni kurtardı. Şişme botta ilk defa 7 kişilik bir Tibetli ailenin de olması dikkat çekti. Öte yandan Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada teknelerinin batması sonucu ikisi çocuk 4 kişinin öldüğü olayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında yasa dışı geçişlerde organizatörlük yapan bir tekne kaptanı da bulunuyor. Ankara'da tam 253 dükkan alevlere teslim oldu. Keçiören Osmanlı Halk Pazarı'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pazardaki dükkanlar kullanılamaz hale geldi. Çarşı esnafının zararının 50 milyon lira olduğu belirtildi. Ankara'da 253 dükkan alevlere böyle teslim oldu. 25 yıllık Keçiören Osmanlı Halk Pazarı'nda sabah saat 4.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm dükkanlara yayıldı. Üstelik petrol olduğu için şu orta bölmeler oradan aldığı gibi böyle
birdenbire pırlamış gitmiş öbür tarafa. Yangın kontrol altına alınsa da soğutma çalışmaları günün ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Çarşı Kooperatif Başkanı Hamit Özsoy, can kaybının yaşanmadığını söyledi, hasarın 50 milyon lira olduğunu ifade etti. Hesaplamalarıma göre 50 milyon lira civarında. Yani bu belki daha fazla olabilir ama şu anda esnafın hiçbir şeyi kalmadı. Dükkanların sigortasının olmadığını söyleyen Özsoy, esnafın büyük bir sıkıntıya gireceğini belirtti. Hepsinin çok büyük borçları var. Yani yarın çekleri var, banka çekleri, banka kredi kartları. Bunlar perin perişan oldu esnafımız. Pazar esnafı devletten yardım bekliyor. Devletimiz az da olsa yardımcı olur. Bu kadar vatandaşı, bu kadar milleti ortada bırakmazlar. Bundan sonra devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Yapacağımız bir şey yok yani. Vallahi elimiz ayağımız bağlı. Bir ev aldım, maaşım da krediye kesiliyor. Başka hiçbir tutar dalım yok. O da maaşım da yetmiyor. Esnafın yardımına yine esnaf koştu. Dış kapı çarşı esnafı yanan halk pazarında meslektaşlarına yiyecek dağıttı. Keçiören Belediyesi ise soğukta bekleyen esnafa çorba servisinde bulundu. Korkunç yangından geriye bu görüntüler kaldı. Keçiören Osmanlı Halk Pazarı esnafına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili seyirciler, trafik sigortalarına yapılan zam taksicilerin tepkisine neden oldu. Zamlar İstanbul Kadıköy'de protesto edildi. Trafik sigortası zammını soygun olarak niteleyen taksiciler sigorta primlerinin makul bir fiyata çekilmesini istedi. İstanbullu taksiciler zorunlu trafik sigortalarına yapılan zammı protesto etti. Kadıköy Hasanpaşa'da toplanan taksiciler taksilerinin üzerine trafik sigortasındaki soyguna dur diyelim yazılı afişler astı. Taksiciler adına basın açıklamasını Kartal Taksi Durakları Derneği Başkanı Abdülkadir Ardıç yaptı. Ülkemizde açıklanan enflasyon oranları %10'un altında olmasına rağmen adından da anlaşılacağı gibi yasa gereği yapmakta mecburi olduğumuz zorunlu trafik sigortalarının artış oranları %245 ile %300'lere ulaşmıştır. Bu durum sadece taksici, minibüsçü, otobüsçü, evden eve nakliyatçı veya kamyoncu esnafının sorunu değil, siz özel araç sahiplerinin de sorunu haline gelmiştir. Her vatandaşımız aynı şekilde mağdur edilmiştir. Enflasyon oranlarının %10'un altında olduğunu belirten Ardıç, trafik sigorta primlerinin makul bir fiyata çekilmesini istedi. Bizim isteğimiz yasa gereği yapmak zorunda olduğumuz zorunlu trafik sigortalarının primlerinin adaletli ve vatandaşın bütçesini zorlamayacak şekilde olması yönündedir. Eğer bu isteğimiz gerçekleşirse bizler ilerleyen günlerde nefes almaya ve yaşamaya daha idrakli bir şekilde çalışacağız. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.